Ne oldu, yapamadın mı anneciğim? He. Niye ki? Değiştir onu. He, değiştirebiliyorsan değiştir annem. En son mu daha can? Ha, iyi. Abinginin orada kim var ya? Beyza orada mı? Ha, her tarafı açmışlar da camlar, Beyza yengen geldi diye. Abim mi açtı? Ha. Ben de camlar açılınca herhalde dedim Beyza geldi, temizlik yapıyor. Evet sevgili izleyicilerimiz, selamün aleyküm öncelikle. Cümleten hoş geldiniz Yasemin'in kanalına. Evimize hoş geldiniz canlarım. Ben bugün evleri falan temizlik yaptım. Kaan'ım da orada boru değiştiriyor. Size de onu çekeyim dedim. Babası geldiği zaman ona yük olmamak için. Babam yorgun geliyor dedi. Gitti yazık. Sıcak, çok da sıcak, aşırı derecede hem de. Göz gözü görmüyor neredeyse. Öyle ter geliyor insandan. Oturduğun yerde evde bile terliyorsun. Dışarıda da aynen zaten. Hoş. Birim annem. Hoş git. Bak yakacaklığa gidiyor Kaan'ın ayakkabıcı köpek. Hoş. Hadi. Sevgili izleyiciler, bu köpek bizim değil. Bunu azıtmışlar buraya. Kim azıttı bilmiyorum. Bizim burada dışarıda kalan, şurada ortada ayakkabılarımız olsun, terliklerimiz olsun, ne bulursa alıp götürüyor. Kaan'ın apacık ayakkabılarını daha yeniydi vallahi, arkalarını yemiş çocuğun ayakkabısını. Öyle pis hayvan ki. Şöyle. Şunu da ortadan alayım, şuraya atayım. Ha, bu arada şöyle şalvarımı oraya koydum ama yatağımı sizin dediğiniz gibi dönderdim canlar. Hani diyordunuz ya dolabın yerine onu koyun diye. Kaan'a su vermeye geldim. Nereye geçtim? Oradan oraya geçtim. Şu aynanın kenarlarını da görüyorsunuz kirini. Dün Kaan orada Ömer'i tuttu baksın diye. Ömer de oraları yalamış diliyle. Ben temizledim. Bayram temizliği yapmıştım. Şöyle nasıl olmuş sizce? İyi olmuş mu? Bizce güzel oldu. Hani perdeler boş kalsın, yatağın dolabın yerine yatağı koyun demiş diye yazmıştınız. Ben de aynı sizin dediğiniz gibi yaptım. Böyle güzel oldu. Bence de güzel oldu. Camları açtım. İçerisi biraz bunalmış. Şöyle Kaan'ın suyunu da vereyim. Evlerimizde tabaklarımızı temizledim. Şöyle suframı da buradan alayım. Şöyle mutfağımı tertemiz yaptım. Şu Kaan'ın suyunu alalım burada. Kendi suyunu içsin. Üstüne biraz ek yapın. Sizden neler yaptınız sevgili izleyicilerim? Bayramınız nasıl geçti? İnşallah umduğunuz gibi geçmiştir. Kurban olduğum Allah'ım kesilen kurbanlarınızı kabul etsin inşallah Rabbim. Şöyle. Bizim bayramımız çok güzel geçti. Vallahi dün hele daha birçok şenlikleydik. Evde Eminem vardı, Cansun vardı. Ondan sonracığıma bacılarım gelmiş. Onlar vardı. Songül bacım buradaydı. Rabiş bacım buradaydı. Herkes buradaydı. Çok güzel şenlikli bir gün geçirdik. Vallahi çok iyiydi. Bugün yine ıssızlığa büründük. Kaan'la ben kaldım. Eşim işe gitti. Biz de ikimiz kaldık bundan. Şöyle. Yasin de gölge diye arabasını buraya eğilmiş ama gölge gitmiş buradan. Geri sıcak gelmiş. Sabahın gölgesi vuruyor buraya. Al Kaan suyunu. Bak yine buraya getirmiş acer telliği, gördünüz mü? Allah'ım ya Rabbim, gevelemişti daha. Bak hele. Tüh, şurasını yırtmış yine üstünü. Allah'ım bu köpekler nasıl kurtulacak bilmiyorum. Gitmiyor da. Suyunu al oğlum. Şöyle yemyeşil yoncalarda görüyorsunuz. Yeşillik insana bir huzur veriyor. Nereden veriyor, nasıl veriyor bilmiyorum ama. Yaş mı? Yaş mı da içerisi? O zaman suyu buraya bırakın mı? Suyu buraya bırakın. Ilır ama soğuk su. Telliği gevelemiş yine köpek Kaan. Kunduz gözüyle de geliyor, buluyor bu telliği. Akşam gözüyle de geliyor, buluyor bu telliği vallahi. Bu hayvandan bıktım usandım. Gördükçe kovalıyorum.
yine geliyor. Kuvalıyorum yine geliyor. Şu eşyalarımız da battaniyelerimiz neydi? Yıkanacak. Onları da oraya çıkardım. Sobaların üstüne iyi bir naylon serdim. Bak sabahının da şu eşini götürdüydü. Telliğin. Şimdi de bunu götürmüş. Şöyle arabanın yanından geçelim. Nasıl sıcak, nasıl sıcak. Oh, yanıyor. Biraz sonra Zehra'nın gene oraya doğru gideceğim. Dün gitmiştim biliyorsunuz Emine'nin. Ama misafirleri çoğu, o yüzden girmedik. Bayramlaşmaya bugün gidelim bağım. Şimdi gitmedik mi? Gönül koyar, yazık. Bir de olmaz, sürekli vardığım insan. Çok severim kendisini. Köpek orada gördüğünüz gibi yine karşıda. Eski tuvaletin önünde. Şöyle görüyor musunuz bilmiyorum. Tam kapısında. Kovaladım. Yine oraya geldi bak. Böyle işte canlar. Videomuzun devamında görüşürük inşallah. Çok sıcak bugünden. Bugün aşırı bir sıcak. Bilmiyorum niye böyle sıcak. Sanki yağmur sıcağı mı? Ama ekinleri yitirecek. Bizim buranın ekinleri hala işlenmedi. Bazı illerdeki ekinler bütün işlenmiş. Bizim buranın ekinleri daha duruyor. Çünkü daha bayramdan sonra gireceğimiş biçeriler dediler. Bizim ekinimiz falan yok ama olsun, komşuda olan bizlerde de olur inşallah. Kurban olduğum Allah'ım. Herkeslerin kısmetini, nasibini bol versin. Köpek bu sefer de oraya yakacakların içine giriyor, temizlediğim yere. Girsin bağlım, biraz yatsın orada. Ayakkabı götürmesi hiç aramayacağım inanın. Ama böyle çocuğun ayakkabılarında şöyle, onu da gösteririm size. Görüyor musunuz? Ayakkabının üstünü, şurasını yemiş. Çocuğumun ayakkabısını. Şunu da yemiş, arha ayakkabısını yine. Sağlı sollu ikisini de halletmiş sabaha kadar. Yeniydi, daha bunu hiç giymediydi. Bir oruç bayramında giydiydi. Bir de kurbanda giyeyim diye çıkardı çocuk. Onu da mahvetmiş hayvan. Ayakkabıyla işi ne bilmiyorum. Alıp götürüyor buradan. Açlığından da değil. Ben çünkü kendi köpeğimize verdiğim zaman bu da onun yanında yiyor. Ama bunlarla oynamak mı istiyor bilmiyorum. Ne diyor böyle. Yani zarar açıyor. O da hiç iyi bir şey değil. Telliğimizi, ayakkabımızı ne bulursa alıp götürüyor. Yoruldun mu anneciğim? Vay oğlum vay, kurban oldum vay. Sıcak annem, bir de çok sıcak bugün. Elin yüzünü mü yıkayacağım? Şunu için bir daha dolduracağım. Bitmez. Bitmez mi? Daha bitiremedin mi? Neyi? Boruyu, yağmurlamayı. İki tane bile kaldı. Ha. Bir tane daha fıske götürdüm. O da aynı, o da aynı. Uyumuyor ki. Uyumuyorsa baban şitsin annem, oraya bırak da. Sen döşe. Yani daha bildiklerini tak, daha madıkların dursun. Baban geldiği zaman hazır olur, daha daha verir annem. Kendini yorma kurban oğlum, hak edemediysen. Tamam mı? Baban yapar. Daha canım. Sen de inat edeceksin, daha canım değil mi? Madem ben ölüyordu, daha canım. Daha canım da yoruldun. Bari nasıl terlemişsin. Saçlarını ne zaman kestirip geleceksin sen? Git de berbere tıraş ol gel oğlum. Yanmışsın. Evet sevgili izleyicilerimiz, köyümüzde yine düğün var herhalde. Müzik sesini de duyuyorsunuz. Tabi size duyuluyor mu bilmiyorum ama bayağı bir kuvvetli geliyor buraya. Nerede ve kimin düğünü olduğunu da bilmiyorum tabii ki. Çünkü öğleden sonra başladı. Yok, ikindinden sonra, yanlışım var. Garaja gideceğim. Hadi bakalım, dolan gel garaja. Motoruna gideceğim, olmaz. Olmaz tabii ki. Motoruna nasıl gideceksin? Senin iki ayağın yürüyüver şurada. Motoruna gitme. Biz yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Vallahi öyle dolanacağım Kaan'cığım birazcık. Tamam, bisikletinle git hadi. Az önce elim yağ. Şöyle bak. Geçen ocağımızda kompostomuzu yaptık. Annem. Elim yağ. Külünü falan almadım daha. Çünkü bu ocağı buradan kaldıracağım. O yüzden kaldırırken külünü alım diye toplamadım. Şöyle bahçemizin yeşilliklerini de görüyorsunuz, bayağı çok büyüdüler.
Ama şunlar biçilecek hep çıtlıklar filan. Bugün hiç bahçeye girmedim. Şöyle İbocan geçen gün burayı da bitirmişti. Burayı da sizlere göstereyim. Böyle buranın kermesinde billedi. Belledi yani. Sizin deyişinizle belledi. Biz burada da belledidirik. Ben yavaş üstüme çıkacağım. Yok canım, olma, usta sözüm. Olsun. Şöyle büyük büyük çıktı yine buraların. Kermelerde hayvanlarımızın gubilleri. Onlardan bize sanki miras kaldı. Şuna canım destireydi gündüz. Bizim Yasin götürmüştü. Ağaç budamışlar babamın an ikisi. Şunlarımızı buraya koyun. Şunu ocağımızı da buraya koyayım ki kaybolmasın. Şöyle görüyorsunuz geçmeye bile yeri yok. Ama bayağı kurudu. Bunu yarından sonraki gün döndüreceğim. Yarın Cansu günün ekmeğini yapacak. Yufka ekmek yapacaklar. Yarın oradayım. Allah nasip ederse. Oradan geldiğim günde eğer yorulmazsam buraları döndürmeyi düşünüyorum. Kuruyan ufaklar var. Onlar torbalanacak. Bunlarla şöyle bir hafta falan uğraşmayı düşünüyorum. Çünkü anca kuruyanları dolduracağım. Kurumayan yaşları tekrar döndüreceğim. Buralardan yol falan açılacak her taraftan. Çünkü içine hiç girmemizin imkanı yok. Görüyorsunuz yol hiç kalmadı. Anca yani oldu. Şuranınki pek güzel değilmiş kermesi ama olsun yine de. Hep saman burası. Bunu da yine de çörek ne yapar hani fırınımızın altına bol bol sürerik. Çabuk ısıdır fırınımızı. Çok güzel hava serinlemiş. Gündüz o kadar sıcak vardı ki inanın dışarıya çıkamıyorduk. Aşırı sıcak vardı. Şimdi iyi olmuş. Hava çok güzel serin. Biz de biraz sonra düğün evine gidecek. Bayrağı hayırlı olsununa gidecek. Eşimin arkadaşının düğünü var. Oğlu yani arkadaşının oğlunun düğünü var. Şöyle şuradan da yağmurlama açmışlar. Karşı komşumuzun. Ne kadar yukarıya atıyor. Niye öyle olmuş? Bozulmuş herhalde. Gün battı. Şöyle oradaki sobalarımıza yeniden naylon getirdim çatıdan. Onları bir güzel sardım yağmur ne yağmasın diye. Evet canlar. Sizden neler yaptınız? Biz bugün bir boşlukta gibi olduk. Vallahi hiç kimsecikleri yok. Dünkü evvelkisi gün kalabalıktan sonra evvelkisi gün bayağı bir bayram ziyaretine gittik. Gitmediğimiz yer kalmadı inanın. Bütün büyüklerimizin ellerinden öptük. Bütün büyüklerimizi ziyaret ettik. Kurban olduğum Allah'ım kabul etsin inşallah. Kurban bayramını cümlemizin şöyle şu kırmızı motosiklette abimin oğlunun yani Yasin'in gündüz burada arabası vardı. Arabayı bırakıyor motorla gidiyor. Motoru bırakıyor arabayla gidiyor. Çünkü hangisi lazım olursa onu götürüyor. Motorunu bırakmış arabası burada gölgedeydi. Güneş gelince götürmüş gitmiş. Şurada bizimkisi aynı motor ama onun arkisi kırmızı bizimkisi siyah. O kullanılmadığı için daha çok güzel duruyor pırıl pırıl. Çünkü onlar İstanbul'dalar. Böyle senede geldim bir ay kullanıyor. Ondan sonra kapatıp gidiyor garaja. Biz sürekli kullandığımız için bizimkinin oturağı şu oturduğumuz yer bayağı parçalanmış. Güneşten, yağmurdan, kardan böyle oluyor. Geçen sene yeni taktırdıydı koltuğunu ama bu sene yine talaş oldu.
Tekrar o herhalde yeniden yaptırılacak. Akşamın serinliğinde insanlar kaynaşıyor dışarıda. Arabalar gidiyor. Çocuk çoluklar var. Herkesler dışarılarda. Çünkü gündüz sıcaktan insanlar çıkamıyor dışarıya. Çıksalar da bir daha düz olmuyor. O yüzden akşamına çıkmışlar. Evet canlar, bugün de hiçbir iş yapmadım dediğim gibi dinlenim diye. Çünkü ekmek yapılacak yarına. İş yaptığım zaman kollarım ağrıyor. Size de söylemiştim zaten daha önce, omzumdan ağrıyor kollarım.